Kahvaltıda çorba içeceğim. Dünden kalan çorbayı. Eskilerimiz de zaten kahvaltıda çorba içerlermiş. Sebebini bilmiyorum niye ama illaki güzel bir sebebi vardır. Bilenler varsa yoruma yazabilir. Böyle. Bugün böyle kahvaltı yapayım. Dur. Anneciğim bir dur, onu alamazsın. Bunu ağzına al. Hayır. Bekle. Mama geliyor. Çıkartma hapı. Aç. Günaydın aşkım. Acıktın mıydı? Ben Yusra'ya bir kere biberon maması veriyorum. O da genelde sabahları veriyorum. Zaten 3 öğün besleniyor. Bazen 4 öğün. Eğer böyle çok geç uyumuşsa o zaman da yine bir biberon maması veriyorum. Ama genelde 3 öğün. İlk öğünü biberon maması. Diğer 2 öğün kaşık maması. Böyle. De böyle poşetlerle ses çıkaran şeylerle oynamayı çok seviyor. Yani bütün bebekler gibi. Şimdi artık tam her şeyi merak etme zamanı. İlgileri, algıları daha doğrusu çok açık. Dışarıya bakar mısınız? Sanki yaz günü gibi. Açık bir hava var. Ama dışarısı buz gibi buz. Ya yapraklardan anlaşılıyordur sonbahar olduğu. Şöyle yukarıya bakınca sanki hiç kış gelmemiş gibi. Daha şu yapraklar da dökülmemiş. Gökyüzünde tek bir bulut yok. Ama buz gibi 10 derecenin altında galiba bugün. Evin son durumu böyle. En toplu hali böyle oluyor. Çünkü salonun ortasında kocaman bir havuz var. Şimdi evi süpüreceğim. Ya çocuk olunca ister istemez artık bu kadar anca yapacak bir şey yok. Olsun. Onlar mutlu olsun, oynasınlar. Yeter ben bir evimi süpüreyim. Sonrasında yemek yapacağım. Yemek yaparken de görüşürüz yine. Sen ne yapıyorsun aşkım? Ha? Sen ne yapıyorsun? Kalkmaya mı çalışıyorsun? Ayaklarına bak. Yerim seni. Böyle hadi bana kolay gelsin arkadaşlar. Evet ben şimdi kuru fasulye yapmaya başlayacağım. Dünden ıslatmıştım zaten bunu. Bir paketin hepsini ıslatmıştım, 1 kilo. Bu şişti böyle. Herhalde iki yemeklik kesin olur zaten de. Fazlası olur mu bilmiyorum çünkü ikiye bölüyorum. Ama çok geliyor, yenmiyor. 2-3 gün bekliyor. O yüzden bakacağım şöyle bir. Geri kalanı da hemen buzluğa atacağım poşetleyip. Sonra bir daha yemek yapacağım zaman hemen çıkartıyorum. Pratik oluyor yani. Öyle. Hadi bana kolay gelsin. Tenceremin altını açtım. Şimdi içine biraz sıvı yağ dökeceğim. Önce sıvı yağ ile soğanları kavuracağım. Sonra tereyağı atacağım. Çünkü tereyağı çabuk yanıyor. Şöyle. Bu biraz kavrulsun. Soğanlar kavruldu. Şimdi salçaya atıyorum. Tereyağı da atacağım. İkisi beraber kavrulsun. Şöyle. Salça da kavruldu. Şimdi buzlu buzlu etimi atıyorum.
Eti çözdürmeye gerek yok. Direkt yani buzluktan çıkartıp atıyorum. Çünkü zaten düdüklü tencerede yapacağım. O yüzden çok kolay pişiyor. Kuru fasulyemin içine 2 tane de kuru acı biber katıyorum. Bu da çok güzel bir lezzet veriyor. Şimdi sıra geldi fasulyelere. Çok az bir şey bundan kavrulsun, suyu da dökeceğim. Ondan sonra kapağını kapatacağım. Biraz da kimyon atalım içine. Bu kadar. Şimdi suyunu döküyorum. Tuz atmadım ben. Benim salçam çünkü çok tuzlu. Sonra yerken bakarız. Eğer az gelirse ilave ederim. Ama önce böyle bir pişsin. Şöyle. Şimdi kapağını kapatıyorum. Biraz daha su dökeceğim. Çünkü çekecek ister istemez. Yeterli. Kapağı da kapattım. Bir kaç dakika? 20 dakika sonra pişer inşallah. Geri kalan fasulyelerim 2 poşet oldu. Bunları şimdi buzluğa atacağım. Böyle bir pişirimlik yeter. Belki biraz az gibi ama ya bir gün yesek yeter yani. Normalde her gün her zaman yaptığımda mutlaka fasulyeyi 2 gün yiyoruz. Bazen 3. güne bile kalıyor. O yüzden bence bunlar bir günlük yemek için ideal. Böyle bunları şimdi buzluğa kaldırayım. Böyle yemek bulamadığım zaman, yani ne yapacağımı bulamadığım zaman hemen pratik bir şekilde çıkarıp bunları pişiririm. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün izlediğiniz üzere kuru fasulye yaptım. Benim önceki videolarımı izleyenler bilir. Yani görmüşlerdir. Yaklaşık 3-4 hafta önce bir turşu kurmuştum. Sizinle beraber kurdum ve dedim ki bunu ilk sizinle beraber açacağım. Tadını ben de inanın hiç bilmiyorum, hiç bakmadım. Normalde turşularım hiç güzel olmuyor. İnşallah bu güzel olur. Hep beraber bakacağız. Sıcak suyla kurdum bu turşuyu. Aslında ayın 18'inde kurmuşum. Yani geçtiğimiz ayın 18'inde kurmuşum turşuyu. Bir ay sonra açarım falan diye düşünmüştüm. Ama menüde kuru fasulye olduğu için bugün açacağım. Yani birkaç gün öncesinden açmış olacağım. Bakalım inşallah güzeldir. Böyle göstereyim size. Normalde güzel görünüyor. Yani bozulma falan yok. Su normalde ta tavana kadardı ama biraz eksilmiş. Bu da doğal herhalde, bilmiyorum. Evet, şimdi açıyoruz. Kameranın açısını değiştireyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar, hadi açıyoruz. Bismillah diyelim. İnşallah güzeldir. Şöyle göstereyim yüzünü. Birazcık buralara su gelmediği için aslında bozulmamış ama böyle biraz pürüşüyor gibi olmuş. Şimdi bir tabak alacağım. Şuradan da ne oluyor? Bilmiyorum ismini şimdi. Evet, şunları bir çıkaralım. Öndekileri çıkaracağım. Alttan bakacağım tadına. Zaten en üsttekiler sarımsak. Şu lahana, havuç var, karnabahar var. 3 malzemeden kurmuştum. Sonra aklıma geldi. Aslında ben bunun içine acı da katacaktım. Acı biberim vardı ama unuttum onu. Yani acı bir turşu olmadı. Şimdi bir tane de alttan karnabahar bulayım.
Onun tadına bakayım. Ay, çok heyecanlı. Hadi bakalım. Şöyle göstereyim size. Bir tane lahananın tadına bakacağım. Lahanamı yedim. Ya güzel. Aslında yani güzel. Benim turşularım hiç böyle olmazdı. Yani turşu tadı var. Çok güzel. Şimdi bir de karnabahara bakacağım ama bu çok büyük. Keseyim biraz. Hatta şöyle indireyim. Bu da karnabahar. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. İnanın videodayım diye demiyorum. Ben hiç böyle turşu kuramamıştım hayatımda. Önceki videolarımı izlerseniz nasıl kurduğumu göreceksiniz. O kadar basit ki. Sıcak suyla kurdum. Zaten önceki videonun linkini belki şu yukarılara bir yerlere koyabilirim. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Ben bunun gibi 3 tane daha kurmuştum. İyi ki de kurmuşum. Onları bundan sonra kurduğum için onların daha olmasına 2 hafta falan var. Ama bu gerçekten olmuş. Çok güzel olmuş. Hem de ekşisi, tuzu harika. Tamam, ben bu olayı çözdüm. Ben artık bundan sonra turşu kurabilirim kendim. Yani bol bol kurabilirim. Zaten kışın da turşu hem şifa niyetine hem de salata yerine çok güzel oluyor. Yani kışın zaten salata sebzelerini yani doğal ortamından alamıyoruz. Hormonlu sebzeler oluyor. Tavsiye ederim arkadaşlar hepinize. Deneyin mutlaka. Görüşmek üzere. Şimdi kuru fasulyemi de açtım. O da çok güzel pişmiş. Hatta dağılmış böyle. Ben biraz önce videoyu kapattıktan sonra baya bir turşu yedim. Gerçekten çok güzel olmuş. Kütür kütür. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Önceki videolarımda var zaten tarifi. Oradan izleyip yapın. Harika oluyor. Kuru fasulyem de böyle. Şimdi yanında turşu çok güzel gider. Bize afiyet olsun. Daha hemen yemiyoruz. Çünkü babamız daha gelmedi işte. Ama şöyle açıp size göstermek istedim. Belki bir iki taşım kaynatırım ki bu fasulye güzelce özleşsin. Öyle. Biz şimdi yemeğe oturuyoruz. Bakalım eşim beğenecek mi turşuyu? Şimdi tadacak. Karnabaharın tadını almadın. İlk önce onu yedim Sarp'ın hayatı. Güzel miydi? Güzel. Afiyet olsun. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.